Tişörüne merhaba. Tişörüne abone oldum. Her gün buradayız. Nasılsınız? Allah iyilikten ayırmasın. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Değerli hemşehrilerim. Sağ olun. Artık Ankara'da bir değişimin zamanı geldi. 2010 oldu. Ama seçildiğiniz gün rozeti çıkaran kim nereye ne kadar oy vermiş hiçbirisine bakmadan Ankara için çalışmaya başladık. Öncelikle kararlarımızı alırken kendi başımıza almadık. Kent konseyiyle, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte aldık. Yine sizden aldığımız paraları harcarken önce nereye harcayacağımızı o sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte kararlaştırıp daha sonra da nasıl harcadığımızı göstermek için Türkiye'de ilk defa bütün ihalelerimizi canlı yayınlamaya başladık. Herkes neyin ne olduğunu görsün diye. Daha sonra hesap vermeye başladık. Yaptığımız bütün harcamalar web sayfasından kuruşuna kadar orada herkes görüyor. Çünkü sizlerden aldığımız emaneti harcıyoruz. Bunu herkesin görmesi lazım. Kim nereye ne harcıyor, nasıl harcıyor bunu mutlaka görmesi lazım. Çünkü biz emanete ihanet etmeyiz. Hesap veririz ve inşallah hesap vermeye de devam edeceğiz. Normalde olması gereken bu. Ama zaman zaman bunu konuştuğunuz zaman başka yerlerde konuşurken derler ki biz hesabımızı öbür tarafta Allah'a veririz. Bizden hiç kimse hesap soramaz derler. Ben de iddia ediyorum. Bu dünyada hesabını veremeyen öbür dünyada veremez. Ak olmayacak tek günah, ak olmayacak tek günah kul hakkıdır. Kul hakkıdır. Bunu görmezden gelemeyiz. Bu nedenle eskiden konuşulan çalıyor ama çalışıyor felsefesini toprağın altına gömdük. Kim çok oy verirse oraya hizmet ederiz diyen felsefeyi de toprağın altına gömdük. Çünkü Ankara'nın çok bir bölgesine bir sürü ihtiyaç var. Kanalizasyon ihtiyacı var. Su yok birçok mahallelerde. Keçiören'in altyapısı 1984 yılında nüfusu 300 bin iken yapılmış. Ama o günden bugüne kadar hiçbir şey yapılmamış. Neden yapılmamış? Bolca imar verilmiş ama bu kadar nüfus artarken, 1 milyona çıkarken altyapısına hiç para harcanmamış. Ve bekliyor, İller Bankası'nda 50 milyonluk kredi bekliyor. Projesini kendileri yapıyor, projenin bitmesini bekliyoruz. İnşallah proje biterse başka yerlere harcamayacağız. Keçören'in altyapısına harcayacağız. Değerli hemşehrilerim, maalesef şöyle bir problem var. Yerel idareciyle büyükşehirin kavga etmemesi lazım. Bu alanda karşılıyorum. Zaman zaman ondan taleplerde bulunuyorum. Külliye'ye gidiyorum, randevu istiyorum ve sizler için, Ankara halkı için bir şeyler istiyorum. Hiçbir yerim eksilmiyor. Çünkü seçilmiş cumhurbaşkanıdır. Kardeşim, ben de seçilmiş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Bir türlü hazmedemediler. İlçe belediye başkanlarının birçoğu ne adamı görmediler. Talimat vermişler, görüşmeyeceksiniz, başarısız olsun. Ondan bir şey istemeyeceksiniz demişler. Kim kaybetti? İstemeyen belediye başkanları kaybetti. Ben siyaset yapmıyorum. Seçildikten sonra herkesi kucaklıyorum. Lafa gelince bütün ilçe belediye başkanları diyor ki her şey benim güzel ilçem için diyor. İddia ediyorum bunlar ilçeyi falan düşünmüyorlar. Partilerini ilçelerinden, ilçede yaşayan insanlardan fazla seviyorlar. Bunu böyle bilin. Eğer öyle olmasaydı mecliste kaç defa konuşmam var, canlı yayınlandı, bunları gördünüz. Eliz hatırlardı. Gelin bizim ilçemizin şöyle bir eksiği var, bunları yapalım derlerdi. Günahını almayayım, bir iki tane belediye başkanı var. Zaman zaman odama gelemese de telefon açıp bizim ilçemizin acil şuna ihtiyacı var, buna ihtiyacı var diye söyledi. Aynı anda hepsini yerine getirdim. Çünkü ben hizmet etmek için seçildim.
Ben insanları ayırmak için seçilmedim ve yeminle söylüyorum, hiçbir ilçeye giderken, hiçbir o köydeki kanalizasyonu açıktan atıyorsa sağlığını düşünmek ilgilendiriyor. İki saat suyunuz akmasın diye, burası başkent, Türkiye'nin merkezi, susuz bir çok köy var. Bir sürü yatırım yapılmış. Şu kapılar var girişte, kime ne faydası var? Burada altyapı eksiği varken, köylerde kanalizasyonu açıklanmasının acil ihtiyaçlarını çözmeye. Bir diğeri kardeşidir, evladıdır. Her iki dönem kadar kavşaklar yaptık. Eski dönem kadar asfaltlar yaptık. Eski dönemden daha fazla yeşil alanlar yaptık. Yaşayan insanların içerisinde aç kalan varsa onu duyamazanıyor. Bunu hükümet de yapıyor, yapmıyor. Başka yapan belediye başkanı da yok. Kimse bilmiyor, evin annesi, babası, çoluğunun, çocuğunun ihtiyacını gidiyor, alıyor. Onların hepsi ortadan kalktı. Bir kişi yeriliyor ve onlar da ayakta kalıyor. Yani bir yandan da çok şükür pandemide çok güzel bir sınav verdik. Ankara halkı o pandemin dönemini maske diktirdik. Pazarcının malı kaldı. Paramızın kahramanları, kuryeler devreye girdi. Bunların ihtiyaçlarını kaldı. İşleri yapar. Bunları kendi işleri yapar. Belediye başkanı her şeyi beraber kentte alış politikası nedeniyle hep şehir merkezine geldiler. Tohum desteği, gübre desteği, file gibi desteklerle yeniden binlerce dönüm her yerden tarım arazisi alıyor. Yerin altında nükleer savaşları. Bir önce Mesut Başkan'ım söyledi. Cumhurbaşkanı da 1994 yılında seçildiğinde mecliste azınlık. İnanmazsanız saygı duyacaksınız, başkasını seçebilir. Ama şunu iddia ediyorum. Gelecek dersiniz. Sandıkta verecek. Yani yapılan ayrımları gördüler ve bunu cezalandıracak. Kendileri araştırıyor, ne yaparsa yapsınlar. O ne diyor, fotoğrafını asanlar var ya, reklamını yapan diyor da benim fotoğrafımı asmak yasak. Eğer fotoğraf asacaksanız artık kul hakkına bir riayet edelim. Ben utanıyorum. Bakın bir şey daha söyleyeceğim. Ben projesi yok diyorlar. Benim projelerimi aynen anlatıyorlar. Ben 3 yıldır başkanım. 5 yıl Keçiören'de belediye başkanlığı yaptım. Kaç kişiye çıkarttım bu kartı? Öyle mi? Ailesi işte kişinin yalan atılmaz. Ben düzenli olarak 200 bin kişiye 28 aydır et desteğinde bulunuyorum. Biz but veriyoruz diyor. Bakıyoruz faaliyet raporuna. Ocak ayında 2 kişi, Kasım ayında 11 kişiye verilmiş. Tavuk budu bile değil. Neden vermediniz şimdiye kadar? Kim vereceğim? İstanbul'da fedriyeyi 2000 lira vereceğim. Bir tane emekliye niye destek olmadınız? Emeklinin aldığı maaş 10 bin lira. 10 bin lirayla 70-80 yaşına gelmiş. İkinci işi de yapamaz. Ek iş de yapamaz. Bu insan neye, ne içer diye düşünmediniz mi? Ben ne kışın üşüttüğü diyebilirim. Budur. Gerçekten diyebilirim. Budur. Diktiğin iki tane taş binayla övünmenin anlamı yok. Onlara bakacaksın. Asıl belediyecilik budur. Ve inşallah bu Sincan'da tarihiyeceğimizi onaylayacak. Bu ortaya çıktı. Rekor bir oyla seçiliyoruz. Ama diyorum ki artık şu mecliste de tavrınızı göster. Keçiören Belediye Başkanımızı inşallah seçeceksiniz. El ele vererek benim artık son dönemim. Bir dönem daha yapıp bu hizmetleri Türkiye'ye Mansur Yavaş Belediyeciliğini öğretip bırakacağım. Herkesin yüzünden geliyor. Onun için bir 5 yıl inşallah Mesut Başkan'la el ele vererek Keçiören'in bütün problemlerini ortadan kaldırmak, sırt sırta vererek çalışmak istiyoruz. Buradan da fırsatlara gideceğim için kısa kesiyorum. Teşriflerinize dolayı çok teşekkür ediyoruz. Güzel günlerde buluşmak üzere. Bir insanda buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz. Sizin hemşehrilerim, ben Mansur Yavaş Yılmaz için Keçiören hemşehrilerim. Doktor Mesut Başkan'ı Keçiören Belediye Başkanı yapacak mısınız? Yapacak.
mısınız? Mansur Yavaş'ı bir dönemde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı yapacak mısınız? Yapacak mısınız? Söz mü?
Keçiören merhaba. Keçiören'e abone olduk. Her gün buradayız. Nasılsınız? Allah iyilikten ayırmasın. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Değerli hemşehrilerim. Sağ olun. Artık Ankara'da bir değişimin zamanı geldi. 2019 yılında vaatlerimizi anlattık. Belki de birçok insanın içinde tereddüt vardı. Doğal olarak oy vermeyenler de oldu. Ama seçildiğimiz gün rozeti çıkarak kim nereye ne kadar oy vermiş hiçbirisine bakmadan Ankara için çalışmaya başladık. Öncelikle kararlarımızı alırken kendi başımıza almadık. Kent Konseyi ile sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte aldık. Yine sizden aldığımız paraları harcarken önce nereye harcayacağımızı o sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte kararlaştırıp daha sonra da nasıl harcadığımızı göstermek için Türkiye'de ilk defa bütün ihalelerimizi canlı yayınlamaya başladık. Herkes neyin ne olduğunu görsün diye. Daha sonra hesap vermeye başladık. Yaptığımız bütün harcamalar web sayfasında kuruşuna kadar orada herkes görüyor. Çünkü sizlerden aldığımız emaneti harcıyoruz. Bunu herkesin görmesi lazım. Kim nereye ne harcıyor, nasıl harcıyor bunu mutlaka görmesi lazım. Çünkü biz emanete hıyanet etmeyiz. Hesap veririz ve inşallah hesap vermeye de devam edeceğiz. Normalde olması gereken bu. Ama zaman zaman bunu konuştuğunuz zaman başka yerlerde konuşurken derler ki biz hesabımızı öbür tarafta Allah'a veririz. Bizden hiç kimse hesap soramaz derler. Ben de iddia ediyorum. Bu dünyada hesabını veremeyen öbür dünyada veremez. Affolmayacak tek günah, affolmayacak tek günah kul hakkıdır. Kul hakkıdır. Bunu görmezden gelemeyiz. Bu nedenle eskiden konuşulan çalıyor ama çalışıyor felsefesini toprağın altına gömdük. Kim çok oy verirse oraya hizmet ederiz diyen felsefeyi de toprağın altına gömdük. Çünkü Ankara'nın çok bir bölgesine bir sürü ihtiyaç var. Kanalizasyon ihtiyacı var. Su yok birçok mahallelerde. Keçiören'in altyapısı 1984 yılında nüfusu 300 bin iken yapılmış. Ama o günden bugüne kadar hiçbir şey yapılmamış. Neden yapılmamış? Bolca imar verilmiş ama bu kadar nüfus artarken, 1 milyona çıkarken altyapısına hiç para harcanmamış. Ve bekliyor İller Bankası'nda 50 milyonluk kredi bekliyor. Projesini kendileri yapıyor. Projenin bitmesini bekliyoruz. İnşallah proje biterse başka yerlere harcamayacağız. Keçiören'in altyapısını harcayacağız. Değerli hemşehrilerim, bir diğer husus şu. Yıllardır maalesef şöyle bir problem var. Yerel idareciyle büyükşehirin kavga etmemesi lazım. Bakın ben Ankara halkının menfaati için Sayın Cumhurbaşkanı'nı havalarında karşılıyorum. Zaman zaman ondan taleplerde bulunuyorum. Külliyeye gidiyorum, randevu istiyorum ve sizler için, Ankara halkı için bir şeyler istiyorum. Hiçbir yerim eksilmiyor. Çünkü seçilmiş Cumhurbaşkanı'dır. Kardeşim, ben de seçilmiş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'yım. Bir türlü hazmedemediler. İlçe belediye başkanlarının birçoğu ne hayırlı olsun dedi ne de daha makam odamı görmediler. Talimat vermişler, görüşmeyeceksiniz, başarısız olsun. Ondan bir şey istemeyeceksiniz demişler. Kim kaybetti? İstemeyen belediye başkanları kaybetti. Ben siyaset yapmıyorum. Seçildikten sonra herkesi kucaklıyorum. Lafa gelince bütün ilçe belediye başkanları diyor ki her şey benim güzel ilçem için diyor. İddia ediyorum bunlar ilçeyi falan düşünmüyorlar. Partilerini ilçelerinden, ilçede yaşayan insanlardan fazla seviyorlar. Bunu böyle bilin. Eğer öyle olmasaydı, mecliste kaç defa konuşmam var, canlı yayınlandı, bunları gördünüz. El uzatırlardı. Gelin bizim ilçemizin şöyle bir eksiği var,
bunları yaparım derlerdi. Günahını almayayım, bir iki tane belediye başkanı var. Zaman zaman odama gelemese de telefon açıp bizim ilçemizin acil şuna ihtiyacı var, buna ihtiyacı var diye söyledi. Aynı anda hepsini yerine getirdim. Çünkü ben hizmet etmek için seçildim. Ben insanları ayırmak için seçilmedim ve yeminle söylüyorum, hiçbir ilçeye giderken, hiçbir köye mahalleye giderken vallahi de billahi de ne oy çıkmış bakmadım. Çünkü beni ne ilgilendiriyor? O köydeki kanalizasyon açıktan akıyorsa onu bir an evvel ortadan kaldırıp o çocukların, ailelerin sağlığını düşünmek ilgilendiriyor. İki saat suyunuz atmasa askıyı ararsınız. Ankara'nın çevresinde, burası başkent, Türkiye'nin merkezi, susuz birçok köy var. Ama öncelikleri ne olmuş? Görünen eser, illaki biri bir şeyler görsün diye işe yaramaz bir sürü yatırım yapılmış. Şu kapılar var girişte çıkışta. Bunların maliyeti bugünkü rakamla 350-400 milyon lira. Kime ne faydası var? Burada altyapı eksiği varken, köylerde kanalizasyon açıklığına akarken onu mu yapmak lazımdı? Dolayısıyla başından itibaren başladık acil ihtiyaçlarını çözmeye. Bir diğeri, değerli hemşerilerim, bir belediye başkanı kentin annesidir, babasıdır, kardeşidir, evladıdır, her şeyidir. Dolayısıyla kentinde yaşayan herkesin her şeyinden mesuldür. Eski dönem kadar kavşaklar yaptık, eski dönem kadar asfaltlar yaptık, eski dönemden daha fazla yeşil alanlar yaptık. Ama ben bunları belediyecilik saymıyorum. Bir belediye başkanı kentinde yaşayan insanların içerisinde aç kalan varsa onu doyurur, üşüyen varsa onu ısıtır, okuyamayan çocuk varsa onun okuması için gerekli tedbirleri alır. Biz bunu yaptık. Türkiye'de ilk defa 200 bin aile 3 yıldır benden doğalgaz alıyor. Bunu hükümet de yapıyor, yapmıyor. Başka yapan belediye başkanı da yok. 200 bin kadar ailenin, destek isteyen ailenin çocukları düzenli et yesinler diye et desteğinde bulunuyoruz. O çocuklar okusun diye kırtasiye desteğinde bulunuyoruz. Bunu yaparken de reklam falan yapmıyoruz. Başkent kartı para yüklüyoruz. Kimin ne aldığını hiç kimse bilmiyor. Evin annesi, babası, çoluğunun çocuğunun ihtiyacını gidiyor alıyor. Eskiden bunlar bir kişiden alınırdı. O da yurt dışından ithal ettiği nohutları, bulgurları dağıtırdı. Bunların hepsi ortadan kalktı. Bir kişi yerine Ankara'daki on binlerce esnaf para kazanıyor ve onlar da ayakta kalıyor. Yani bir yandan destek olurken bir yanda esnafımızın ayakta kalmasını sağlıyoruz. İki yılımız pandemiye geçti. Allah'a çok şükür pandemide çok güzel bir sınav verdik. Ankara halkında hiç kimseyi mağdur etmeden Çankaya'da yaşayanın, Şentepe'de yaşayan tanımadığı bir kişiye destek olması için yollar açtık. Müthiş bir dayanışma sağladık ve Ankara halkı o pandemi dönemini bizim yaptığımız organizasyonlarla hasarsız atlattı diyebilirim. Taksiciye filyasyon ekibine koyduk. Terziye maske diktirdik. Pazarcının malı kaldı, aynı gece mallarını aldık, mağdur etmedik. Diyeceğim, paket dağıtmamızı icap etti o günlerde, nakliyecileri devreye soktuk. 65 yaşa evden çıkma yasağı kondu. Bunlar ne yiyecek, ne içecek? Hemen Ankara'mızın kahramanları, kuryeler devreye girdi, bunların ihtiyaçlarını karşıladı. Belediye başkanı böyle bir şeydir. Sadece beton, plastik bilmem ne, yok böyle bir şey. Bunları fen işleri yapar. Bunları fen işleri yapar. Belediye başkanı her şeyden evvel kentte yaşayan herkesin derdini dert edecek. O derdini çözmesi için çalışacak. Doğumundan ölümüne kadar kişilerin her türlü beşeri ihtiyaçlarını karşılayan kurumdur belediye. Biz de şimdiye kadar bu şekilde çalıştık. Kırsal kalkınma destekleri verdik. Bizim kadar kırsal kalkınma desteği veren yok. Bakın, önümüzdeki yılların en büyük problemi gıdaya erişim olacak. Ankara halkının, civarda yaşayan, ilçelerde yaşayanların en iyi bildiği işin çiftçilikti, tarımdı. Ancak köy okullarının kapatılması,
hükümetlerin yanlış politikası nedeniyle hep şehir merkezine geldiler ve çocuklarının birçoğu işsiz kaldı. Şimdi biz bunlara verdiğimiz destekle, mazot desteği, tohum desteği, gübre desteği, fide gibi desteklerle yeniden orada üretmelerini sağlıyoruz. Neden? Bakın bu mevsim oldu, ceketle duruyoruz. Karın damlası düşmedi. Yağış da olmuyor. Önümüz kuraklık. Dolayısıyla ya kurak gidiyor ya da Antalya'da olduğu gibi metrekareye 350 kilo birden yağıyor. Bunu siz kovayla dökseniz yapamazsınız. İklim değişikliği nedeniyle artık dünyanın her tarafında gıda krizi olacak. Gençler girip inceleyebilirler. Microsoft'un sahibi, Facebook'un sahibi, dünyanın en zengin adamları binlerce dönüm her yerden tarım arazisi alıyor. Yerin altında nükleer savaşlara karşı tohum biriktiriyor, tohum saklıyor. Biz bu yaptığımız destekler şu andaki sadece tarıma destek değil. İşte yarın bu sıkıntıyı çekecek çocukların, torunlarımızın da geleceğini kurtarmak için çalışıyoruz. Ve değerli hemşehrilerim, ben mecliste halk beni seçti ama 148'de 40 kişiydik. Bir an önce Mesut Başkanım söyledi. Yani Sayın Cumhurbaşkanı da 1994 yılında seçildiğinde mecliste azınlıktı. Halk böyle seçmiş. Ne yapmamız lazım? Herkesin tercihine saygı duyup el ele çalışmamız lazım. Yok biz topal ördekmişiz. Böyle şey olur mu? Bizim yapacağımız hizmetlerin hepsi Ankara halkı için. Herkes yararlanacak. Böyle bir ayrım olabilir mi? Seçim biter, rozet çıkar, herkesin başkanı olursunuz. İnsanları ayıramazsınız. Saygı duyacaksınız. Başkasını seçebilir. Ama şunu iddia ediyorum. Halk bunun dersini sandıkta verecek. Kendine hizmet etmeyenleri sandıkta verecek dersini. Sandıkta verecek. Gördüler. Yani yapılan ayrımları gördüler ve bunu cezalandıracaklar. 5 yıl boyunca beni çakar arabalarla gezerken görmediniz. Bir tek minibüsle gezdim. 5 yıldır hiçbir yerde fotoğraflarımı asılı görmediniz. O çakar araçlarla, konvoyla gidenler sizin paranızda geziyorlar. Kendileri araçları ne yaparsa yapsınlar. O her yere fotoğrafını asanlar var ya, reklamını yapanlar, Keçiörü'ndeki bir hizmet için çay yolunda reklam yapanlar sizin paranızdan yapıyorlar o reklamları. Ve şu anda ilk defa yerel seçim geldi. Benim fotoğraflarını görüyorsunuz. İl başkanlığı ödüyor hepsini. Belediyenin bir kuruşunu kendi işlerimize katmıyoruz. Belediyede de benim fotoğrafımı asmak yasak. Eğer fotoğrafı asacaksanız Atatürk'ün ve kendi çocuklarınızın fotoğrafını asın dedim hepsine. Artık kul hakkına bir riayet edelim. Ben utanıyorum. Bizden önceki dönemlerde Ankara Büyükşehir'den Türkiye'nin ilk 100 zengin arasına girenler var. Artık utanıyoruz. Eğer bugün ekonomik bir dengesizlik varsa, bu kadar sıkıntı varsa bunun sebebi ülkedeki yolsuzluklar ve şeffaf olmamaktır. Bakın bir şey daha söyleyeceğim. Ben projesi yok diyorlar. Benim projelerimi aynen anlatıyorlar. Ben 3 yıldır başkent kartı çıkarttım, dağıtıyorum. Üstelik bunların komisyonu %100'de belediye geri geliyor. 32 milyon lira gelir elde ettik, o da aynı işte harcanıyor. 3 yıldır. Rakibim çıkmış diyor ki önce ben size başkent kart vereceğim. Sanki hiç böyle bir şey yok gibi içine para yükleyeceğim diyor. Muhterem, 5 yıl Keçiören'de belediye başkanlığı yaptın. Kaç kişiye çıkarttın bu kartı? Öyle mi? Ailesinin işleri kişinin daha bakılmaz. Ben düzenli olarak 200 bin kişiye 28 aydır et desteğinde bulunuyorum. Biz but veriyoruz diyor. Bakıyoruz faaliyet raporuna. Ocak ayında 2 kişiye, Kasım ayında 11 kişiye verilmiş. Tavuk budu bile değil. Neden vermediniz şimdiye kadar? Gelelim emekliye. Ben diyor emekliye 5000 vereceğim. İstanbul'daki diyor 2000 lira vereceğim. Değerli hemşehrilerim, ben 7 aydır yapıyorum bu işi. Siz niye yapmadınız? Bir tane emekliye niye destek olmadınız?
emeklinin aldığı maaş 10 bin lira. Hükümetin açıkladığı açlık sınırı 16 bin lira. 16 bin liranın altında 10 bin lirayla 70-80 lirayla nasıl geçinecekler? Ömrü boyunca prim ödemiş, 70-80 yaşına gelmiş, ikinci işi de yapamaz, ev iş de yapamaz. Bu insan ne yer, ne içer diye düşünmediniz mi? Ben ne kışın üşüttüm onları, ne de aç bıraktım. Belediyecilik budur. Gerçek belediyecilik budur. Diktiğin iki daire taş binayla övünmenin anlamı yok. Önce kentinde yaşayanların konforunu, rahatını, huzurunu aç mı, tok mu, neye ihtiyacı var onlara bakacaksın. Asıl belediyecilik budur. Ve inşallah bu Sincan'da tarihi bir kalabalık vardı. Artık Ankara halkı diyor ki rekor bir oyla belediyeciğimizi onaylayacak. Bu ortaya çıktı. Rekor bir oyla seçiliyorum. Ama diyorum ki artık şu mecliste de tavrınızı gösterin. Gel Mesut Başkanım. Kentsel dönüşüm uzmanı. Belediyede başarılı faaliyetler yapan. Geçiren belediye başkanımızı. İnşallah seçeceksiniz. El ele vererek benim artık son dönemim. Bir dönem daha yapıp bu hizmetleri Türkiye'ye Mansur Yavaş belediyeciliğini öğretip bırakacağım. Herkes bizim izimizden gelecek. Onun için bir 5 yıl inşallah Mesut Başkan'la el ele vererek Keçiören'in bütün problemlerini ortadan kaldırmak, sırt sırta vererek çalışmak istiyoruz. Buradan da fırsatlara gideceğim için kısa kesiyorum. Teşriflerinize dolayı çok teşekkür ediyorum. Mesut Başkanımı ve kendimi size emanet ediyorum. Sizler de Allah'a emanet ediyorum. Allah'a emanet olunuz. Güzel günlerde buluşmak üzere. 1 Nisan'da buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz.